halk arasında en çok sevilen ve en çok tüketilen türlerden bir tanesi. Arelli, bazen yeri geldiğinde kuşkonmaz olarak da biliniyor. Asparagus acutifolius. Bu şeyin gen sürgünleri kullanılıyor yiyecek olarak. Burada da şu an değişik şeyleri var. Çiğ olarak yeniliyor. Yumurtayla şey yapılıyor. Kızartılarak yeniyor. Turşusu yapılıyor daha şeylerin. Genellikle yeni şey taze sürgünlerin değil de biraz daha alt kısımların da turşusu yapılıyor. Ayrıyeten haşlanıp çorbaya katıldığı da şeyler elde edindiğimiz bilgilere göre böyle bir kullanılışı da var. Kıbrıs'ta iki türü var. Bir tanesi daha ince olarak bulunuyor. Bazen buna halk arasında işte Arelli'nin piçi de deniyor. O da ikisi de yenilebilen türler. Bizim köyde ona cavır ayrılısı diye isim konmuş. Güya onu cavırlar yermiş sadece. Rahmetlik babam öyle derdi. Onun dedi yeme günahtır. Yani bir nevi domuz eti gibi algılanırdı. Bunun şeyleri toprak altında yumrusu var. Şeylerin toprak altı yumrusundan çıkıyor bu şeyler, alt sürgünler. Ve şeyi de bu üst gövdeleri fotosentez yapıyor. Bunların yaprağı yok. Ve bu fotosentez gövdede birikiyor. Ve gövde ne kadar toprak üstündeki kısım ne kadar fazlaysa altından da o kadar fazla sürgün veriyor. Hocam bazen ben bunları böyle makasla kesildiğini görüyorum. Adam kolayca toplasın diye. Evet. Bu bence çok büyük yanlış bir uygulama. Büyük bir hata yapıyorlar. Evet, gelecek senenin veya ki ileriki dönemlerinin veriminin azalmasına neden oluyor. Veya bitkinin kurumasına sebebiyet veriyor. Tabii. Çünkü ben bunu çok gördüm. Adamlar geliyor kolaylık olsun diye şak 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 kesiyorlar. Hepsini birden hiç elleri parçalanmadan. Oysa gülü seven dikenine katlanırmış. Tabii ki. Biz bunu kesiyoruz. Biraz sonra bunlardan güzel bir yemek yapıp yiyoruz. Doğadan toplanan her ürünün dikkatlice toplanması lazım. Bir, bu işte şeyin mantar topluyorsunuz. Toprağını kazmadan, onun altında yetiştiği bitkileri ezmeden mantarı toplamanız lazım. Evet. Arelli toplarsınız. Arelli'nin toprak üstünde kalan bu diğer dikenli kısımlarını kesmeden toplamanız lazım ki ertesi sene ağacı pişman etmeyelim. Verdiğine de vereceğine de. Değil mi? Yani size ben bir hediye veriyorum. Alıp yersiniz. Beni niye kesersiniz der gibi. Tabii yani ki. Bin pişman etmeyelim. Ağacı ki tekrardan bize gelecek sene gene versin. Bir yapılır. Dediğiniz gibi bunlar taze sürgünler çiğ çiğ olarak hiçbir şey yapmadan tüketilebiliyor. Tabii bir ya bu. İkincisi de bunlar hepsi doğal ürün. Hepsi bütün şeyin halkın malı. Bunların marketlerde satışının yasaklanması lazım. Gidip görüyorsunuz herhangi bir süpermarkette bunun satıldığını görebilirsiniz. Evet. Pazarda satıldığını görebilirsiniz. Evet. Bunlar doğal üründür. Nasıl ki av hayvanlarının satışı yasak, doğadan toplanan diğer ürünlerin de satışının yasak olması lazım. Evet. Arelli'yi doğadan topladıktan sonra küçük bir işlemden geçiriyoruz. İlk önce bu taze filizlerini şöyle küçük küçük o boğum yerleri vardır. Oralara basarak böyle kırıyoruz. Bunlar çok basit şekilde kıyılır. Şöyle ufak ufak kıyıldı. Hafiften bir de güzel koku vuruyor burnumuza. Arelli'nin kendine has kokusu. Arelli birçok yere faydalı bir bitki. Özellikle tıkalı damarların açılmasında Arelli
önerilmektedir. Eskiler daima ayrelliği tedavi edici özelliği olduğu için tüketmeye devam ederlerdi. Tabii insanlar hep kışta hasta olmazdı. Yazda da hasta olurdu. O zaman ne yapılırmış? Bunu da çok ilginç bir şekilde duydum. Ayrelinin kökünü, tabii ben bunu kimseye tavsiye etmem. Sadece hasta olan kişiler yapıyormuş bu işi. İlk önce ayrelinin etrafını temizliyorlar ve onu ateşliyorlarmış. Yakarlar. Hemen bir hafta sonra, üzerine de onun süratle su dökerler. Bir hafta sonra giderler, ayrelliği taze filizlerini açmış. Ve bunları toplarlar. Kavururlar. Tabii yağsız kavurma. Ya kaymak yağı veya diğer yağlardan da kullanma yok. Yağsız şekilde suyun içerisine yani suyunu çektirirler. Ve ekmek dahi kullanmadan bunu yerlerdi. Tabii tedavi eder diye biliniyor. Çünkü sivri burunlu. Doğada bunlara çok dikkat ederiz biz. Sivri burunlu yiyecekler her zaman için damar açıcı özelliklere sahiptir. Şimdi ayrelliği sacın içerisine koyduk. Ve yıkadıktan sonra içerisine biz birazcık su damlattık. Tabii gözüm tutmadı. Yine ben bu suyu süzeceğim içinden. Şimdi suyunu çektirmek için belli bir süre bekleyecek. Altı zaten yanar ocağın. Ve üzerine ağzımızın lezzetine göre biraz tuz koyduk. Biraz değil galiba, çok geldi ama. Yok, zarar etmez yani. Şimdi tuz kışta iyiydi. Evet, onun için de kaşık olması lazım. Ve tabii ben artık buharları görünmeye başladı. Tabii. Demek oluyor ki yavaş yavaş o suyunu dışarıya doğru salıyor. Bu acı suyunu da dökmekte biraz fayda vardır. Hem fazla su tuzunu da atar dışarıya. Evet. Ayrelliği yeterince suyunu çıkarttı. Ama biraz daha bekleyelim. O acılığı insana çok lezzet vermez. Ama esas bence o acı suyunu dökmemek gerekir. Çünkü ayrelliğinin acı suyu daha fazla fayda eder insan vücuduna. Yani damarların falan açılmasına. Ama biz tabii tedavi amaçlı değil, daha lezzet amaçlı kavurup yiyeceğimiz için acı suyunu dökeceğiz bunun yere. Artık ayrelliğimiz olgunlaşmıştır. İstediğimiz kıvama geldiği. Tamamen sıcakta suyunu bıraktı. O güzel, hoş kokusu gelmeye başladı. Şimdi üzerine biz bunun koyun sütünden elde edilmiş bir kaşık
bir kaşık daha koyalım. O da bizden olsun. Yani kısaca iki kaşık kaymak yağı ilave ettik. Ve bu kaymak yağıyla artık kavurmaya başlıyoruz kendimizi. Sağ olsun Mahmut arkadaşımız. Onun sayesinde yumurtamız oldu. Bulicik getirdi bize. Yumurtalar. Ve yavaş yavaş servise başlıyoruz. İlk önce yumurta kavruldu. Ayreli kavruldu. Her şeyimiz güzel oldu ve servise hazır hale getirdik. Bu işlem tamam.